arkadaşlar merhaba, nasılsınız? İyiyim. Ben de çok iyiyim. Haftanız nasıl geçti? Çok güzel geçti öğretmenim. Neler yaptınız hafta sonu? Gezdik. Ben her zamanki gibi fark ettim. Sen seviyorsun fark etmeyi. Çok güzel sen. Hocam biz ailecek Erzurum'a gittik. Akrabalarımız vardı orada. Öyle mi? Hava nasıldı? Burada çok soğuktu. Çok soğuk. Yani insan donuyor. Dikkat edin kendinize, havalar soğudu. Şimdi arkadaşlar, geçen haftalarda kuantum bilişim teknolojileri nedir? Temel kavramlarını konuşmuştuk. Hayatımızın neresinde bilişim teknolojilerini kullanıyoruz? Bunlardan bahsetmiştik. Bana farklı bilişim teknolojileri söyleyebilecek olan var mı aranızda? Günlük hayatta kullandığımız. Şöyle. Bilgisayar veya telefon olabilir. Evet, başka? Benim tabletim var hocam. Tablet olabilir. Evet, güzel. Başka var mı? Biraz şunu düşünün, bilişim teknolojisi. Öğretmen yazıcı olur mu? Olur. Hocam ben Sabrettin'in elinde şey gördüm, dijital saat. O olur mu? Olur, evet. Öğretmenin kraliyetten değil mi? O da olur. Şimdi kısa bir hatırlatma yaptık farklı bilişim teknolojileri nelerdir diye. Bu hafta bu teknolojilerin olumlu ve olumsuz yönlerini tartışacağız. Ama bunu şöyle yapacağız. Önce üçer gruplara ayrılmanızı istiyorum. Hasan sen böyle gel. Sen böyle gel, ben oraya gelsin. Şimdi bir grup ismi seçin kendinize. Şöyle mi olur? Sen böyle. Sizinki parlayan yıldızlar. Parlayan yıldızlar. Kazananlar, iddialılar. Yarışma yap ama iddialı. İddialı zevkini kazanıyoruz. Şimdi yapmanızı istediğim şey şu, 4 dakika boyunca kendi aranızda parlayan yıldızlar takımı farklı bilişim teknolojilerinin olumsuz yönlerini tartışıp bu kağıtlara yazacak. Kazananlar da olumlu yönleri yazacaklar. Olumlu. 4 dakika için söyleyeyim. Tabii ki. Sadece bilgisayarın olumlu olumsuz yönlerini karşılaştıracak. Hayır, az önce saydığımız bilişim teknolojilerinde olacak ya da aklınıza başka bir teknoloji de gelirse olur. Başlayabiliriz. Sorunuz olursa pardon kaldı değil mi arkadaşlar? Kağıdımız bitti. Beğendim. Evet. Hadi esmiş. Sen bir şey yapsana. Kazananlar bir şey değil, bu kadar az. Az değil öğretmen. Tamam, şimdi birazcık daha odaklanalım derse. Şimdi yapmanızı istediğim şey şu. Önce siz başlayın ve karşınızdaki gruba bir işin teknolojilerini olumsuz yönlerini anlatın. Şimdi bizde şey yapıyor, siz şey gibi internet bağımlılığı yapıyor. Yani bir oyunun başına geçiyoruz mesela, saatlerde kalkmıyoruz. Hatta bazen kalktığımızda başımız dönebiliyor. Sağlıksız bir sürekli şöyle hani belimiz tutulabilir. Bu arada arkadaşlarınız sizden anlatırken sormak istediğiniz bir soru varsa yöneltebilirsiniz ya da siz o anda bir olumlu özelliğini söylemek istiyorsanız onu da söyleyebilirsiniz. Buna karşılık. Arkadaşımıza gelseniz ama size bir olumlu yönünden bahsedin. Mesela bir de telefona ele aldık. Telefon bir uzak mesafelerdeki arkadaşlarımızla ya da ailemizle konuşabiliyoruz. Evet. Biz amca biraz da sen bahset. Göz bozukluğu oluşabilir. O
vizit olabiliriz. Evet. Sıra bende mi? mesela fazla alışveriş yapabiliyoruz internetten. Yani kontrolsüz bir şekilde her gördüğümüzü alıyoruz. Bu da bir sorun sunuyoruz. Öğretmenim ama internet sayesinde bütün bilgilere erişebiliyoruz. Bizler mesela kütüphane kitap kitap geziyorduk. Şimdi hani kolay hızlı bir şekilde istediğimize erişebiliyoruz. Peki iki gruba da sorayım. Bunun olumsuz bir tarafı olabilir mi? Bu kadar çok bilgiye erişiyor olmanın. Yani ben şöyle düşünüyorum. Mesela bir şey aratıyoruz ve geçenlerde ben dedim ki başım ağrıyor. En son okumaya başladım sayfayı. En son sanırım ben kanser olmuştum baş ağrısından dolayı. Evet. Hani çok fazla şey var yani. Herkes bir şey söylemiş sanki. Bilgi yani, kirliliği. Çok fazla bilgi var. Hani hangisi doğru, hangisi yanlış ona ait edemiyorum ben şahsen. Tamam, çok güzel. Evet, başka bir olumsuz yönünden bahsedin sizde. Başka. İnternette fazla zaman harcıyoruz. Mesela ben geçen videolarda biraz takılı kaldım. O yüzden ödevleri yapamadım. Evet, bunu yapan var aramızda. İnternette geçirdiğimiz vakti biraz kısıtlamamız gerekiyor o yüzden. Olumlu bir yönünden bahsedeyim sizde. Tabii öğretmenim. Şimdi teknolojinin gelişmesi sayesinde üretilen makinelerle hızlı ve kolay üretim yapılabiliyor öğretmenim. Evet, doğru. Semih, sen devam et. Teşekkürler. Uzaktan üretim sağlayabilirim öğretmenim. Okula gelemeyecek durumda olan arkadaşlarımız oluyor bazen. Onlar için uzaktan eğitim verebiliyoruz bilişim teknolojileri sayesinde. Ya da mesela derse gelemeyip dinleyemediğiniz bir konuyu YouTube'dan açık dinleyebilirsiniz. Değil mi? Daha faydalı vakit geçirebilmek için. Hasan'cığım sen bir şeyler ekle. Mesela sağlık sektörüne de gelişme sağlayabilir bu bilimdeki gelişim, yani teknoloji alanındaki gelişim. Evet. Mesela bir şey duydum, ileride hani ameliyatı vesaire robotlar yapacakmış. Bekleyip evet. Göreceğiz. Ben çünkü yazılıyor ama. Kas ve iskelet sorunları neye gerekiyor? Mesela röntgen içinde sporlarınız var. Değil mi? Onun gibi çok oturmaktan mı? Çok oturmaktan ziyade bilgisayar başında doğru oturmamakla alakalı bu. Bunu da işleyeceğiz zaten. Birbirinize sormak istediğiniz bir soru var mı? Ben bir soru sormak istiyorum. Tabii ki. Az önce internetten alışveriş yaparız dedik ya, bu olumlu bir şey değil mi? Eğer kontrollü bir alışveriş yapıyorsak güzel bir şey, ama kontrolsüzce harcama yapıyorsak değil. Teşekkür ederim. Tamam. Bana sormak istediğiniz bir soru var mı? Yoksa şimdi haftaya her iki grubun da farklı bilişim teknolojilerinin hem olumlu hem olumsuz yönlerini rapor etmesini ve sonuna da etkinliğin nasıl geçtiğini, öğrenmenize nasıl bir katkıda bulunduğunu değerlendirmenizi istiyorum. Ders bitti. Teşekkür ederim.